Daha önce sayıların karekökünü almayı öğrenmiştik. Bir kök işareti içine 9 yazdığımızda bunun 9'un karekökü anlamına geldiğini ve sonucunun 3'e eşit olduğunu görmüştük. Aynı ifadeyi 9'un pozitif karekökü şeklinde de ifade etmiştik. Aslında bu ifade bize tam olarak karekök almamız gerektiğini söylüyor. Bu ifadeyi şu şekilde de yazabilirdik. Bir kök işareti çizelim ve derecesine 2 diyelim. İçeriye 9 yazdığımızda bunun 9'un kare kökü anlamına geldiğini biliyoruz. Yani kendisiyle çarptığımızda 9 elde edeceğimiz bir sayıyı arıyoruz. Kök alma işlemini sadece sayıların kare kökünü almak için kullanmıyoruz. Bir kökün derecesini değiştirdiğimizde sayının o dereceden kökünü almış oluyoruz. Örneğin bu bir küp kök. Burada 27'nin 3. dereceden kökünü alıyoruz. Peki bu kaça eşit? Bu öyle bir sayı ki bu sayının üçüncü kuvvetini aldığımızda, üçüncü kuvvetini aldığımızda 27 elde etmemiz gerekiyor. 27 elde ediyoruz. Üçüncü kuvveti 27 olan tek bir sayı var, o da 3. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir 27 demek bu. 9 kere 3'ten 27. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu sefer farklı bir renkle yazalım. Örneğin, örneğin 16'nın 4. dereceden kökünü bulalım. 4. derece. Hangi sayının 4 kere kendisiyle çarpımı 16 olur? Cevabı hemen aklınıza gelmediyse 16'yı asal çarpanlarına ayıralım bakalım ne olacak. 16 2 kere 8'e eşit. 8 2 kere 4'e eşit. 4 de 2 kere 2'ye eşit. Yani bu 4. dereceden kök içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 oluyor. Bu ifadenin 4. dereceden kökü 2 olmak zorunda çünkü 4 tane 2 birbiriyle çarpılıyor. Tabii aynı koşula eksi 2 de sağlayabilirdi. Bir ifadenin birden çok kare kökü olduğu gibi birden çok 4. dereceden kökü de olabilir. Ama kökün işareti bize gerçek kökün hangisi olduğunu gösterir. Ve böylece kare köklerin genel bir tekrarını yapmış olduk. Şimdi de yüksek dereceli köklü ifadeleri sadeleştirmeyi öğreneceğiz. Hemen bir örnekle başlayalım. Bu ifadeyi sadeleştirmek istiyorum. 5. dereceden kök içerisinde 96. Biraz önce de söylediğim gibi hemen ne yapacağız? 96'yı asal çarpanlarına ayırıyoruz. 96. 2 kere 48 eder. 48, 2 kere 24'e eşit. 24, 2 kere 12 eder. 12 de 2 çarpı 6'ya eşit. 6 da 2 kere 3 demek. Yani bu ifade 5. dereceden kök içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, çarpı 3'e eşit. Bu ifadeyi kesirli üslü sayıları kullanarak da yazabiliriz. Kesirli üslü sayılardan daha önce bahsetmiştik. İfademiz 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 1 bölü 5 şeklinde de gösterilebilir. Genel olarak şöyle de ifade edebiliriz. Bir sayının n'inci dereceden kökünü almakla o sayının 1 bölü n'inci kuvvetini almak aynı şey. İki durumda da aynı işlemi yapmış oluyoruz. Bu sayının 1 bölü 5. kuvvetini almak için 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'nin 1 bölü 5. kuvvetini alıyoruz ve 3'ün 1 bölü 5. kuvvetiyle çarpıyoruz. Burada kendisiyle 5 kez çarpılmış bir 2 var ve bu ifadenin 1 bölü 5. kuvvetini aldığımızda 2 elde ediyoruz. Bu sayının 1 bölü 5. kuvvetinin 2 eşit olduğunu söyleyebildiğimiz gibi, aynı sayının 5. dereceden kökünün de 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu da 3 üzeri 1 bölü 5 olarak kalacak. Dolayısıyla ifademizin en sade şekli 2 çarpı 3 üzeri 1 bölü 5 şeklinde olacak. Eğer ifadenin köklü ifade şeklinde kalmasını istersek sayıyı 2 çarpı 5. dereceden kök içerisinde 3 olarak yazabiliriz. Evet, şimdi başka bir örnek yapalım. Bu sefer ifade de değişkenlerde olsun. 6. dereceden kök içerisinde 64 çarpı x üzeri 8'i sadeleştirelim. Önce 64 ile başlayalım. 64 demek 2 kere 32 demek. O da 2 kere 16'ya eşit. 16, 2 kere 8 demek. 8, 2 kere 4'e eşit. O da 2 kere 2'ye eşit. Eğer sayarsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu sayı 2 üzeri 6'ya eşit. Bu ifade ise 6 dereceden kök içerisinde 2 üzeri 6, yani 64 çarpı x üzeri 8'e eşit. 6. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 6'nın 2 eşit olduğunu açık bir şekilde görebiliriz. O zaman bu kısım 2 olacak ve bu kısım da 6. dereceden kök içerisinde x üzeri 8 olarak kalacak. Peki bu ifadeyi nasıl sadeleştirebiliriz? Öncelikle x üzeri 8'i x üzeri 6 çarpı x kare diye yazabiliriz. Çünkü tabanları aynı olduğuna ne yapıyoruz? Üstleri toplayabiliyoruz ve burada da aynı şeyi yaptık. O zaman ifademiz 2 çarpı 6. dereceden kök içerisinde x üzeri 6 çarpı x üzeri 2 şeklinde yazılabilir. Bu kısmın yani x üzeri 6'nın 6. dereceden kökünü aldığımızda ise x buluyoruz. Ve böylece ifademiz 2x, 2 çarpı x çarpı 6. dereceden kök içerisinde x kare haline geliyor. Peki bu ifadeyi de sadeleştirebilir miyiz ona bakalım. Şimdi bu ifadenin tam olarak x kare üzeri 1 bölü 6'ya eşit olduğunu biliyoruz. Üslü sayıların özelliklerini hatırlarsak, üslü bir sayının üssünü almak demek, bu iki üssü çarpmak demek. Değil mi? Yani aslında bu ifade x üzeri 2 çarpı 1 bölü 6 demek. 2x'leri de yazmayı unutmayalım ve böylece ifademiz 2x çarpı x üzeri 2 bölü 6'ya dönüşüyor. x'in üzerindeki 2 bölü 6'yı da sadeleştirdiğimizde ifadenin en sade haline ulaşıyoruz. O da 2x çarpı x üzeri 1 bölü 3 olur. Köklü ifade şeklinde yazmak istersek de şu şekilde ifade edebiliriz. 2x çarpı küp kök içerisinde x. Tüm bunları başka bir yolla yapmayı deneyelim. Bu ifadeyi şu şekilde de yazabiliriz. Bu kısmı görmezden gelelim. 2 çarpı x üzeri 8 üzeri 1 bölü 6 ve bu da x üzeri 8 çarpı 1 bölü 6 demek. Yani ifademiz 2 çarpı x, 2x üzeri 8 bölü 6 oluyor. Buradaki kesri bu 8 bölü 6'yı da sadeleştirirsek ifademiz 2 çarpı x üzeri 4 bölü 3 haline geliyor. Şimdi bu ifade ile bu ifadenin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki neden? Hatırlayacak olursak x çarpı x üzeri 1 bölü 3 x üzeri üslerin toplamına eşit olmak zorundaydı. Yani bu da x üzeri 4 bölü 3 yapar. Sayıların yüksek dereceden köklerini almak umarım, umarım ilginizi çekmiştir. Buradaki en önemli nokta, yüksek dereceden köke alınan bir sayıyı asal çarpanlarına ayırabilmek. Örneğin, 6. dereceden bir kök alıyorsak, en az 6 tane birbirinin aynısı asal çarpan bulmak zorundayız. Esas konu bu.